Evet arkadaşlar, şu an Ravza-i Mutahhara'nın yaklaşık 4-5 kilometresindeyiz. Sene 625. Bedir Savaşı 623 yılında yapılıyor. Yarın inşallah Bedir'e gideceğiz sizler. Bedir Savaşı'ndan sonra tabi Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler hepsi gebertilmiş, Bedir'deki kuyunun içine atılmış. Ondan sonra 2 sene geçiyor. Tabi onların bir ablası var. Kim o? Hint. O Hint olayın baş aktörlerinden biri. Şu an Hint diyoruz. Birazdan ne diyeceğiz Hint'e? Hint radiyallahu anhuma diyeceğiz. Sahabe annemiz olacak. Yani bu Uhud'un tefekkürü insanın imanını arttırır, muhabbetini arttırır, Allah'ın rahmeti ve merhametinin ne kadar yüce olduğunu düşündürür. Bütün sırları Uhud aslında insanın kalbinde açıyor. Tam karşımızda Hamza Efendimiz şu an şu 100 metre olmayan yerimizde. İslam'ın en yakışıklısı, en güzeli, Resulullah'a en benzeyeni kim? Mus'ab bin Ümeyr orada şu an. 2 tane kolu bedeninden ayrı şekilde kolları yanına koyuyor. Hamza Efendimiz şu anda toprağın altında, kulakları, burnu, dudakları, ciğeri sökülmüş, paramparça halde. Burada bizler rahat bir şekilde İslam'ı anlayıp yaşayalım diye bizler Allah ve Resulünün muhabbetiyle Hamza Efendimiz'i düşünelim diye bugün bizler ibadette gevşek gevşek takılırken ne günlerden geçip İslam, Uhud'larda, Hendekler'de ne mücahedeler verildi, Halid bin Velid'ler. Halid bin Velid diyorsun, Uhud'daki imtihanın sebebi şu arkadan gelip bütün sahabelerin şehadetine sebep olan baş aktör Halid bin Velid, müşriklerin en büyük kumandanı. 2 sene, 3 sene geçiyor, Hudeybiye geliyor, iman ediyor. Ondan sonra İslam'ın bütün savaşlarının Hazreti Ömer Efendimiz'e kadar komutanı oluyor. Nasıl bir din, nasıl bir peygamberlik, nasıl bir yani Allah Celle Celaluhu kullarına nasıl imtihanla yaşatıyor, neler yaşanıyor? Yani hafsalayı aşan şeyler bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı için müşriklerin geldiğinin haberini alıyor. Ve sahabeleriyle istişare yapıyor. Daha öncesinde gece bir rüya görüyor. Gördüğü rüyada kılıcının ucunun kınının kırıldığını görüyor. Ve bunu kendisi tabir ettiğinde yakınlarından birinin şehit olacağını biliyor. Ve sahabelerini karşına alıyor. Ey ashabım, savaşı nasıl yapalım? Savunma olarak Medine-i Münevvere'de bekleyelim mi? Yoksa Bedir'deki gibi hücum mu yapalım? Sahabeler tabi sahabelerin büyüklerinden Hamza Efendimiz, Ömer Efendimiz gibi celadet sahibi sahabeler Bedir'de müşriklerin kanlarını akıtmış o heyecanla bir kısmı ne diyor? Ya Resulallah diyor, saldıralım diyor, hücum edelim diyor. Ama Efendimiz bundan önce ne diyor biliyor musunuz? Ben oyumu savunmadan kullanıyorum ey ashabım diyor. Ben savunma yapalım diyorum. Siz ne diyorsunuz deyince, ya Resulallah diyorlar, bu sizin Allah tarafından söylenen bir söz mü? Rabbim mi emretti de böyle söylüyorsun yoksa kendiniz hani savunma yapalım diye kendi düşünceniz mi? Bu benim diyor kendi düşüncem. Bakın Efendimiz hani ayette diyor ya o havai hevesiyle konuşmaz. Onun konuşması Allah'ın emriyledir. Efendimiz orada naiflik yapıyor. Kendi düşüncem diyor ama onun kendi düşüncesi dahinin ne kadar önemli olup nelere yol açacağının başlangıcı Uhud'daki ilk günkü istişare. Sahabe efendilerimiz diyor ki çoğunluk ne çıkıyor? Hücum yapalım. Tabi bir kısmı da Efendimizle beraber savunma yapalım diyor. Sonra sahabe efendilerimizden biri mübarek diyor ki Efendimiz çadırına geçiyor. Hazırlık yapacak artık. Topluyor diğerlerini. Ya diyor siz ne yapıyorsunuz diyor. Allah'ın Resulü, Nebisi bir olay için bir karar oyunu kullanmışken o sizlerle istişare yaparken siz nasıl onun söylediği sözün karşısında bir oy kullanırsınız? Allah'ın Resulü kafasına göre konuşur mu? O kafasına göre yorum yapar mı? Böyle titretici bir söz söylüyor. Karşıdaki sahabeler de aman diyor ya sen doğru söylüyorsun diyor. Biz de vazgeçelim, savunma yapacağımızı söyleyelim. Hemen gidelim, Efendimiz'e bildirelim. Ve çadırın içine bir giriyorlar. Efendimiz miğferini giymiş, zırhını giymiş.
Ya Resulallah biz pişman olduk. Biz vazgeçtik. Bizler savunma yapalım. Senin dediğini diyoruz ne olur. Ne diyor orada? Bir peygamber zırhını giydikten sonra bir daha çıkarmaz. Savaşacağız diyor. Ve ta ki şu Uhud'un meydanına geliyorlar. Uhud'un meydanı, Okçular Tepesi, Uhud Dağı. İki dağın arasında savaş gerçekleşecek. Müşrikler de şu taraftan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldiğinde ne yapıyor? Okçular Tepesi dediğimiz bu tepeye ne diyor? Siz buraya çıkacaksınız. Buradan bir adım bile oynamayacaksınız. Sizin göreviniz burası. Paramparça olduğumuzu görseniz dahi, bizleri, hepimizi birden burada şehit ettiklerini görseniz dahi ne diyor? Buradan inmeyeceksiniz. Görevler verildi. Sonra Uhud meydanına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla geliyor. Hamza Efendimizin elinde diyor iki tane kılıç. Ali Efendimizin elinde Zülfikar'ı. Müşrikler geliyor. Yine Bedir'deki gibi 2'ye 2, 3'e 3 mücahedelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ashabı onları gebertiyor. Ve daha sonra savaş başlıyor. Bedir'deki gibi aynı şekilde şu Uhud meydanında Efendimiz ve ashabı savaşı açık ara önde bütün müşrikleri birçoğunu öldürüyor. Kalanlar da buradan gerisin geriye kaçmaya başlıyor. Ve müşrikler getirdiği savaş ganimetleri de meydanda kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, Hamza Efendimiz döne döne diyor. Öyle savaşıyor ki mübarek, öyle gülerek, öyle kendinden emin. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Mus'ab bin Ümeyr'in elinde İslam'ın sancağı. Sancak Mus'ab bin Ümeyr'de. Ganimetler meydanda kalınca sahabe efendilerimiz savaş artık kazanıldı diye ganimetleri toplamaya başlıyor. Ganimetler toplandığını gören işte bu Okçular Tepesi'ndeki sahabe efendilerimiz tamam diyor savaş kazanıldı. Onlar da burayı terk etmeye başlayıp aşağı doğru inmeye başlıyor. Okçular Tepesi'nde bilinen tek bir isim var arkadaşlar. Evet, bir isim. Okçular Tepesi'ndeki başka hiçbir ismin adı sahanı bilinmez. Hiçbir kitapta geçmez. Bu bile çok büyük bir ibrettir. Abdullah radıyallahu anh, Okçular Tepesi'nin komutanı. Abdullah bin Cübeyr, Okçular Tepesi'nin kumandanı. Bir bakıyor ki Okçular Tepesi'nde 10 kişi kalacak şekilde kalanları inince durun diyor ne yapıyorsunuz? Allah aşkına terk etmeyin. Daha savaş bitmedi. Müşrikler kaçışıyor şuradan geriye doğru. Allah için söylüyorum size burayı terk etmeyin. Efendimiz oradan Okçular Tepesi'ni süzüyor. Hani böyle insanın içi cız eder ya. Mübarek buradan inenleri görünce aynı o anı yaşıyor. Okçular Tepesi'ndekiler ganimetlere koşuyor. Evet o an hata yapıyorlar. O an yapmaması gereken hareketi yapıyorlar. Efendimiz paramparça olsanız dahi Okçular Tepesi'ni terk etmeyin demesine rağmen terk ediyorlar. İleride köşede atın üstünde 8-10 tane müşrik. O atlıların başında kim var? Halid bin Velid. Öyle zeki, öyle akıllı. Yanında biri daha var. Kim? Hadi bunu bilin bakalım. Amr bin As radıyallahu anh. Halid bin Velid'in yanında bir kumandan daha Amr bin As. Sahabeler de o sebeple değil. Zaten Allah Celle Celaluhu sonra ayeti indiriyor. Ne diyor? Onları diyor Allah Celle Celaluhu affet. Onların dahi affettiğine dair, o hatalarını bağışladığına dair ayeti kerime değiniyor. Ya o olacak, bu bir sebep zaten. Yani bir Uhud yaşanacak ki ya Hamza Efendimiz olacak, şehitlerin seyidi olacak. Yani bunlar yaşanmadan sebepsiz hiçbir şey olmaz bu kainatta. Orada Halid bin Velid, Amr bin As'la bir bakıyor ki Okçular Tepesi'nin indiğini, hemen yanına atlıları, savaşçıları alıyor, gerisin geriye arkadan gelip, önce Okçular Tepesi'nde Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh ve diğer sahabeleri şehit ediyor.
buradaki sahabeleri şehit ettikten sonra Okçular Tepesi'nin arkasından dolanıyor. Ve sahabe efendilerimiz burada, oradan gelen atlılar tam şu arkadan dolandı geldi. Bir bakıyor müşrikler, burada Halid bin Velid ve atlıları gördükten sonra onlar da bu sefer ne yapıyor? Geri dönüyorlar. Ve tam şu bölgede, hatta Efendimiz dağın eteğine sığınıyor. Karşıda mübarek dişinin kırıldığında yaslandığı dağ, şu karşı tarafta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, işte Uhud'un imtihanı tam o sırada başlıyor. Oradan müşrikler Hamza Efendimiz meydanda, Mus'ab bin Ümeyr meydanda, Hazreti Ömerler, Osmanlar, Aliler, bütün sahabeler meydanda. Ve oradan Halid bin Velid, yine 72 tane Uhud'da şehidimiz var arkadaşlar. Bir kısmı Cennetül Vaki'de, çoğunluğu da tam gözümüzün önünde. Burada sahabe efendilerimiz şehit olmaya başladığında İslam'ın sancağı Mus'ab bin Ümeyr'de. İlk başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu imtihanın içinde kalınca yanında sahabeler, Ebu Katade radıyallahu anh. En başında kim? O okun sahibi. Kimdi? Dayısı. Sa'd bin Ebu Vakkas. Anam babam sana feda olsun ey Sa'd dediği. O Sa'd bin Ebu Vakkas Resulullah Efendimiz'in yanında. Efendimiz'in yanında 8-10 tane sahabe Resulullah Efendimiz'i ne yapıyor? Abluk altına alıyor. Onu korumaya başlıyor. Ve burada bu meydanda ilk şehit kim olacak? Sahabenin üstünlerinden Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh. Mekke'nin en yakışıklısı. O zamanın en asili. Resulullah Efendimiz'e en çok benzeyen sahabe Mus'ab bin Ümeyr elinde İslam'ın sancağıyla. O Mus'ab bin Ümeyr şu yürüdüğümüz Yesrib isimli şehrin Medine-i Münevvere olmasının en büyük vesilesi. O Mus'ab bin Ümeyr bir giydiği kıyafeti bir daha giymeyen Mus'ab. O Mus'ab bin Ümeyr karşısında müşrikler savaş esnasında bir an dalgınlıkta diyor bir kolunu koparıyorlar. Eline sancağı diğer elinde tutuyor. Öbür elini de kesiyorlar. Bu meydanda Mus'ab şu göğsüyle, kolsuz Mus'ab sancağı göğsüyle sarıyor. Son bir darbeyle sancak tam yere düşecekken bir mucize gerçekleşiyor. Allah Celle Celaluhu diyor semadan direkt bir melek gönderdi. O melek ışık hızıyla diyor aşağıya inip Mus'ab'ın elinden sancağı aldı. Mus'ab bin Ümeyr'e benzeyen bir melek. Kimse onun Mus'ab olmadığını savaş esnasında anlayamadı. Kim anladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir baktı, ey Mus'ab dedi, seslendi o savaşın kızıştığı an. Bir döndü diyor, melek olduğunu anladı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mus'ab bin Ümeyr'in en Efendimiz'in muhabbetinden yandığının ispatıdır diyor Allah dostları. Şurada kumlar. Kumların içinde Mus'ab, son nefesini vermeye saniyeler kalmış. Mus'ab'ı şehit edenlerden biri bağırdı. Muhammed'i öldürdüm. Efendimiz sandı. Müşrikler birden çığlıklar atmaya başladı. Mus'ab bin Ümeyr Muhammed'i öldürdüm diye bağırınca sahabeler kendinden geçti. Muhammed öldüyse siz burada ne duruyorsunuz daha diyordu sahabe efendimiz. Ve o an Mus'ab bin Ümeyr bu sözü duydu ya, bakın şu hali inanılmazdır. O başıyla diyor mübarek, kumu burnuyla böyle açmaya başladı. Kafasını kumun içine gömdü diyor Mus'ab. Sebebi neydi biliyor musunuz? Beni diyor, hayır, beni diyor Resulullah sandılar. Aman diyor gelip bakmasınlar yüzüme. Beni Resulullah sansınlar ki Efendimiz'i rahat bıraksınlar, onun başına bir iş gelmesin. Son nefesindeki anındaki düşüncesi Mus'ab'ın buydu. Aman bana bakmasınlar. Aman beni Resulullah sansınlar. Ona artık bir şey olmayacak. Beni Efendimiz sandılar diyordu. Mus'ab bin Ümeyr'in başını diyor topraktan çıkardılar. Kefenliyorlar. Yetmiyor. Mus'ab'ın vücuduna kefen sığınıyor. Bakıyor arkadaşlarına, görüyor musunuz diyor. Şu Mus'ab diyor Mekke'deyken iki kıyafeti aynı gün giymezdi diyor. Her gün bu kıyafet giyerdi.
Şimdi kefen yapamıyoruz, bulamıyoruz Mus'ab'a. Ya Resulallah, Mus'ab'ın kefenini başına çeksek ayağı açık kalıyor. Ayağına çeksek başı açık kalıyor. Ne yapalım diyor. Başını örtün diyor. Ayaklarını da hurma yapraklarıyla örtün diyor. Mus'ab bin Ümeyr'den sonra şu meydanda Abdullah bin Caş radıyallahu anh yine Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'la beraberler. Ey diyor Talha, ben dua edeceğim, sen amin diyeceksin. Sen dua edeceksin, ben amin diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Başlıyor sahabe efendimiz Abdullah bin Caş'a. Ya Rabbi, şu Uhud meydanında ben bir sürü müşriği geberteyim. Hepsinin içine dalayım. Ve gazi olayım. Senin yolunda gazi olarak bu savaştan kurtulayım. Amin diyor. Abdullah bin Caş ne diyor? Ya Rabbi diyor. Ben de diyor döne döne şurada savaşayım. Bir sürü müşriği geberteyim. Sonra bir tanesi gelsin benim kolumu kessin. Öbürü gelsin öbür kolumu kessin. Biri kulaklarımı kessin. Biri burnumu kessin. Biri gözlerimi çıkarsın. Biri karnımı deşsin. Ondan sonra ya Rabbi ben mahşerde huzuruna geleyim. Ya Rabbi Uhud'da kesilen uzuvlarımı önüne koyayım. Buyur ya Rabbi senin için feda ettim ben bunları diyeyim. Bunları deyince karşısındaki sen ne yapıyorsun diyor. Ey Abdullah nasıl dua bu? Ben bu duaya vallahi amin demem diyor. Söz verdin diyor. Amin diyeceksin. Amin diyor. Ve o Abdullah bin Caş aynı şekilde biraz önce anlatılanların aynısı gerçekleşiyor. Hamza Efendimiz gibi paramparça oluyor. Tanınmayacak bir halde. Hint oradan izliyor. Hint'in bir görevi var. Tek görevi alemlerin sultanının biricik amcası. Babasını ve iki kardeşini Bedir'de paramparça eden Hamza'yı şehit etmek. Onun için Vahşi adında bir köleyi tutuyor. Yanına gidiyor. Seni Uhud'a götüreceğim. Senin görevin sana gösterdiğim adamı öldürmek. Başka hiçbir görevin yok. Onu öldürdükten sonra beni yanına çağıracaksın. Ve işte bu meydanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabeler korurken o döne döne savaşan Hamza, takip eden Vahşi, elinde bir mızrak. Her an onu gözetliyor. Başka işi yok. Hamza Efendimiz döne döne bir eliyle her bir kılıcı salladığında diyor bir ölüm var karşısında. Tam diyor bir müşriği öldürüp elini kaldırıp o sevinç gösterisi Hamza Efendimiz döne döne savaşırken işte o an o vahşinin oku Hamza Efendimizin göğsüne saplanıyor. Bir tarafından girip bir tarafından çıkıyor. Hamza Efendimiz o Uhud'un meydanında, o semada meleklerin şahit olduğu, Uhud'daki dağların şahit olduğu, o en büyük imtihanın yeri, Efendimizin en büyük acıları çektiği an yaşanıyor. Hamza Efendimiz yerde. Savaşın esnası devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabeler. Efendimizin üzerine hücum ediyor bütün müşrikler. Talha bin Ubeydullah elini uzatıyor, parmağını parçalıyor ok. Ebu Katade ne yapıyor? Kafasını uzatıyor, gözüne geliyor. Sa'd bin Ebu Vakkas yanında yerdeki okları sağda verin. Eline ok geçen sağda versin diye yalvarıyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O anda tabii Hint yanına çağırıyor Vahşi radıyallahu anh. Bakın radıyallahu anh diyoruz. Yani konuşmak bile zor burada. Hamza Efendimizin yanına geliyor. Yetmez diyor. Kes diyor kulaklarını. Hamza Efendimizin kulakları kesiliyor. Burnunu kes diyor. Kollarını kes diyor. Ciğerini aç diyor. Göğsünü yar diyor. Hamza Efendimizin göğsünü yarıyor. İçinden ciğerini çıkar diyor. Hamza Efendimizin ciğerini söküyor. Bana ver diyor. O Hint alıyor dişiyle ısırıyor Hamza Efendimizin ciğerini. O kanı diyor tükürüyor. Ve Hamza Efendimiz
paramparça bir vaziyette. Savaş devam ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağın eteğine kadar sığınıyor yanında birkaç ashabıyla. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın kardeşi, müşriklerin içinde uzaktan büyük bir taş fırlatıyor. Allah dostları anlatıyor. Vallahi diyor o an kainat durdu diyor. O an diyor bütün dağlar titremeye başladı diyor. O taş Resulullah'ın yüzündeki miğfere gelip miğfer yüzüne battı. O an Allah Celle Celaluhu Cebrail'e seslendi. Ey Cebrail, vallahi Habibimin bir damla kanı yere düşerse bütün kainatı perişan ederim. Yerle bir ederim orayı diyor. Yetiş diyor ey Cebrail. Efendimizin yüzüne gelen taştan sonra yanında bir çukur. Efendimiz çukurun içine düşüyor. Alemlerin sultanı çukurun içinde, sahabeler feryat figan. Bir tanesi hemen çukurun içine atlayıp Efendimiz'i oradan çıkarıp hemen geriye mağaraya doğru yaslıyor. Sa'd bin Ebu Vakkas bırakın beni diyor, gidip kardeşini parçalayacak. İmtihana bakar mısınız? Öz kardeşi yanında Resulullah Efendimiz'in yüzüne taşı atan kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içinde. Bir anda Hamza Efendimiz burada artık şehit olmuş. Müşrikler yine Ümmet-i Muhammed Resulullah Efendimiz hayır pes etmeyin diyor. Sahabeler bir arada yine. Yine o savaşın en şiddetli olduğu anlarda bir şekilde Allah Celle Celaluhu'nun yardımı yine Bedir'de olduğu gibi Uhud'da da her zaman sahabe efendilerimizle beraber. Ve müşrikler yine orada Efendimiz'i koruyan sahabeleri geçemiyorlar. Ve bir şekilde o savaş meydanında olay ortada kalıyor. Müşrikleri sahabeler son bir hücumla yine buradan püskürtüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir mağaranın içine sığınıyor. Yanına Ali Efendimiz'le bir tanecik kızı Fatıma annemiz geliyor. Gözyaşlarıyla Efendimiz'in yüzündeki miğferi çıkaracak. O an diyor bir kül. O zamanlar nasıl yaparlarmış? Bir şeyi yakıyor ki o yaktığı kül gibi bir şeyi Efendimizin o çıkardığında dişiyle mübarek sahabe Efendimizin biri diyor çıkardı diyor. Ağzıyla diyor dişiyle Efendimizin yüzünden miğferi çekti. Oraya külü diyor Fatıma annemiz diyor elleriyle bastı. O kanı durdurmak için. Savaş meydanında ne olup bittiği daha tam olarak belli değil. Mus'ab bin Ümeyr'in şehit olduğu belli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hamza Efendimiz'i duyuyor. Efendimizin en çok kahrolduğu, en çok üzüldüğü, hatta vefatından önce hayatımda diyor Hamza'mdan çok canım amcam. Aralarında 2 yaş var. 2 yaş büyük Hamza Efendimiz ondan. Amcam Hamza'ya diyor üzüldüğüm kadar hiçbir şey beni bu hayatta üzmemişti diyor. Onun o halini görmenin acısı diyor. Yanına geliyor o halini seyrediyor. Halası Safiye annemiz Medine'de bu haberi duyuyor. Medine-i Münevvere'den koşa koşa buraya geliyor. Kardeşi Hamza'yı görmeye. Durduruyorlar. Hayır diyorlar. Resulullah kesinlikle halam Safiye bu meydana girmeyecek dedi. Vallahi diyor ben göreceğim. Ben biliyorum. Duydum diyor ne olduğunu. Efendimizin yanına getiriyorlar. Hayır diyor ey halacığım. Hayır diyor vallahi göreceğim. Şuraya Hamza Efendimizin yanına halası Safiye annemiz, Hamza Efendimizin ablası. Öyle ki diyor, tanınacak halde değil. Sahabe Efendimiz parmak uçlarından diyor tanıdılar kimisini diyor. Kimisinin vücudundaki bir beninden tanıdılar diyor. Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh'ı kumun içinden çıkardılar diyor. Kollar ayrı, beden ayrı. 72 tane şehit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzü kanlar içinde. Mübarek dişi kırılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Veysel Karani Hazretlerine Ömer Efendimiz Ali Efendimiz'i gönderiyor ya. Hani bu hırkamı alın götürün diyor. Yemen'e dönüyor böyle. Kabe'ye bakınca göreceksiniz Rukn-ül Yemani köşesi.
Yemen'e dönüp şöyle bir koku çekiyor Efendimiz. Ben diyor Yemen'den Rahman'ın kokusunu alıyorum diyor. Lafa bakar mısınız ya? Rahman'ın kokusunu alıyorum Yemen'den. Ey Ömer diyor, ey Ali gidin Yemen'e. Orada bir çoban var, deve çobanı. Onu bulun, ümmetime dua etsin. Bu hırkamı da ona hediye edin diyor. Yemen'e gittiklerinde, o Veysel Karani'yi bulduklarında Allah Allah kim bu diyor ya Resulullah Efendimiz bu sözleri söyledi. Nasıl biri gidip duasını alacağız bakalım diyor. Hazreti Ömer diyor bunu. Veysel Karahan'ın hazretlerine bir bakıyorlar ağzında dişler paramparça. Sen diyor nasıl sevdin Resulullah'ı ya diyor. Efendimiz sana neler söyledi diyor. Sen ne yaptın diyor. Veysel Karahan Hazretleri Ali Efendimiz, Ömer Efendimiz'e Uhud'da diyor Resulullah'ın dişi kırılırken siz nasıl tahammül ettiniz? O an diyor kalp aynası açılmış, Veysel Karahan'ı Uhud'u seyrediyor. Resulullah'ın dişi döküldüğünde yerden taşı alıp ağzına vurup paramparça etti diyor yüzünü. Sizler nasıl dayandınız o mübarek alemlerin sultanının kanı akarken? Nasıl ağzınızda dişler duruyor sizin diyor. Bu meydanda şehitler sıralanıyor. 70 tane, 72 tane şehit. Cenaze namazları kılınacak. Hamza Efendimiz başa getiriyor önüne Resulullah Efendimiz. Onar onar defalarca 7 defa cenaze. 9 kişi getiriyorlar en başta Hamza Efendimiz. Cenaze namazını kılıyorlar. Götürecekler artık. Amcam Hamza kalsın olur mu diyor. Başka bir 9 kişi geliyorlar. İkinci kez cenaze namazı kılınıyor. Yine diyor ki amcam Hamza kalsın olur mu? Diğer 9'u götürün. Üçüncü 9 kişi derken Hamza Efendimiz'in cenazesi, bütün şehitlerin cenazesi kılına kadar orada kalıyor. Defalarca amcası Hamza'nın cenaze namazını kılıyor Resulullah. Daha sonra sahabelerin üstünlerini Efendimiz'e daha yakın olanların Resulullah Efendimiz getiriyor buraya. Amcam Hamza'yı, canım Mus'ab bin Ümeyr'imi, o Abdullah bin Caş, paramparça olan Abdullah'ımı bir tane kabre koyalım olur mu diyor. Karşımızda gördüğümüz alanda Hamza Efendimiz'in yanı başında Abdullah bin Caş ve Mus'ab bin Ümeyr. Hemen aynı mezarın içine koyuluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra her hafta diyor bir gün buraya gelip Hamza Efendimiz'i ziyaret ediyor. Mus'ab'ını ziyaret ediyor. Vefat edecek artık son zamanları. Koluma girin diyor Uhud'a gireceğiz. Ya Resulallah sen uzaktan dua etsek şahit olurlar diyordun kendin. Neden yine geliyorsun? Bak yaşlandın, bak yoruldun ya Resulallah hastasın. Ey ashabım diyor, ben Uhud'a geldiğimde, o meydana geldiğimde amcam Hamza'nın, Mus'ab'ımın kabirden kalkıp da kanlı elbiseleriyle hoş geldin ya Resulallah dediğini bir görseniz diyor. O perdeleriniz bir kalksa sizler de vallahi sürünerek de olsa Uhud'a gelir amcamı ziyaret edersiniz diyor. Daha sahabe efendilerimizin yaşananların haddi hesabı olmayan bir nokta burası. Arkadaşlar bu kadar hüzünlü anlar, bu kadar duygusal anlar yaşanıyor. Bu anlara sebep olan Halid bin Velid, sahabenin en üstünü, en büyük kumandanı oluyor. Bu ana sebep olan Vahşi diyoruz ya, paramparça etti Hamza'mızı, sahabe oluyor. Hazreti Hamza'nın ciğerini ısırıp tüküren Hint, Efendimizin kayınvalidesi oluyor ya. Nasıl bir din bu? Ben burada bitiyorum. Burada benim küçücük aklım almıyor artık. Hani bizleri yoktan var eden Allah'ın rahmetini sorguluyorsunuz ya. Hani benim günahımı affeder mi? Yok efendim ben şöyle hata işledim. Yok ben artık affolmam deyip namazdan, ibadetten uzak durup kendimizi böyle vuruyoruz ya sağa sola. Bir peygamberin amcasını paramparça eden kişiye iman nasip oluyor. Taif'e gidiyor, Taif'e kaçıyor Mekke'nin fethinde. Vahşi.
mektuplaşıyorlar. Adeta pazarlık yapıyor Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem. 3-4 tane ayet-i kerime Hazreti Vahşi radıyallahu anh'ın pazarlığı sonu iniyor bakın. Benim affım mümkün mü diyor. Ayet iniyor. Allah diyor kul hakkı hariç, şu hariç, işte isyan eden hariç herkese affeder. Burada diyor ben bunları yapmış olabilirim. Bu beni kapsamıyor diyor. Ben gelemem iman etmeye diyor. Mektubu geri gönderiyor. Resulullah Efendimiz'e Cebrail iniyor. Allah Celle Celaluhu işte diyor. İsyan edenler şöyle şöyle hariç hariç diye diye 2-3 kere ayet inince en son bunların içinde diyor. Ben olamayabilirim. Tövbe edenler müstesna diyor. Ya tövbe nasip olmazsa bana diyor. Bildiğin Vahşi Efendimiz'le ve ümmeti Muhammed'in kurtuluşunu Vahşi sağlıyor arkadaşlar. Burada bizim gibi aciz müminlerin beraatını alacak Vahşi radıyallahu anh. Ona yalvaracağız biz. Şükürler olsun ki Vahşi böyle bir pazarlık yapmış diyeceğiz. En son inen bir ayet var. Hangi ayet? Var mı bilen? Hayır. Bütün günahların bağışlanacağını söyleyen ayet. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Ey nefislerine karşı aşırıya giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer suresi 53. ayet. Bakın en son pazarlık 2-3 kere mektuplaşma oluyor. Taif'teki Vahşi ile Efendimiz arasında. En son Cebrail aleyhisselam geliyor. Hani diyoruz ya kul hakkı affolmaz. Yok öyle bir şey. Onun dahi affının ispatı var burada. Ey nefislerine karşı aşırıya giden kullarım. İşte burada Uhud'da aşırıya gittiler. İşte bizim gibi insanlar, günahkarlar aşırıya gidiyoruz. Ne diyor devamında? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah, ayet ne diyor? Bütün günahları bağışlar. İş burada bitti işte. Bütün ne demek? Külli. Onu yapar, bunu bağışlamaz var mı? Yok. O an Hazreti Vahşi radıyallahu anh'a bu mektup ulaşınca öyle bir Mekke'ye gitti ki diyor öyle bir hızda. Koştu Resulullah'ın yanına. Bunu haber alan Hint tamam dedi. Bende de umut var o zaman. O da iman için geliyor. Resulullah Efendimiz onları görünce o kadar canım acıdı ki diyor an Vahşi ile Hint'i görünce. O kadar üzüldüm ki diyor. Hamza'm aklıma geliyor. Dayanamıyorum, yapamıyorum diyor. Karşıda geldi Vahşi ile Hint iman etmeye. Biz iman etmeye geldik diyor ya Resulallah. Tamam diyor imanınız mübarek olsun. Ama ne olur gözüme çok gözükmeseniz, biraz arkalarda dursanız, bir direğin arkasında dursanız, yanıma çok yaklaşmasanız ne olur diyor. Allah rızası için. Bu sözü söyleyince Cebrail aleyhisselam gökten iniyor. Ayet-i kerime iniyor. Enbiya suresi 107. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Onlardan da rahmetini esirgeme. Öbür gün gidiyor Hint radıyallahu anh'tan kızı Ümmü Habibe'yi istetiyor. Kayınvalidesi oluyor arkadaşlar. Bu nasıl bir peygamber? Bu nasıl bir din? Bu nasıl bir rahmet? Tarifsiz şeyler bunlar. Vahşi radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi diyor yine Efendimiz o sözü üzerine hep arkalardan köşelerden izledim. Hiç yüzüne gözüne doğru düzgün bakamadım diyor vefatına kadar. Hamza Efendimizin intikamını ondan sonra Müseylemetül Kezzab diye bir yalancı peygamber çıkıyor. Onu geberterek aldım ya Rabbi diyor. Aldım diyor. Ne olur beni affet diyor Hamza'nın karşılığında. Ben peygamberim diyen şu müşriği geberttim. Ne olur beni affet ya Rabbi diyor Hamza. Vahşi radıyallahu anh. Öyle ibretler var. Halid bin Velid, daha sonra Hudeybiye'den sonra Amr bin As'la ikisi. Tam bu atın tepesinde bütün sahabelerin şehadetine sebep olan o Halid bin Velid de Amr bin As. Geliyor Medine-i Münevvere'ye, yolda karşılaşıyorlar. Nereye gidiyorsun diyor. İman etmeye ben de diyor. Sarılıyorlar birbirine. Uzaktan Efendimiz Halit'le Amr bin As'ı görünce aman ya Rabbi ayağa kalktı öyle bir sevindi ki diyor. Gelin diyor gelin gelin koşun buraya. O Halit bin Velid
Ondan sonra Resulullah'ın, Ebu Bekir Sıddık'ın, Ömer'in, Faruk'un vazgeçilmez kumandanı, İslam'ın kumandanı. Öyle bir hal olacak ki Halid'in girdiği savaş artık kaybedilmez diyor sahabeler. Halid bin Velid radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i tecvidli düzgün okuyamazmış, biliyor musunuz? Hani böyle herkes zahire bakıyor ya. Kur'an okuyamıyor mesela, yamuk yumuk okuyor. Öbürü onu eleştiriyor. Sen diyor öyle yapamaz, olmaz. H'yi çıkaramadın, V'yi söyleyemedin, şöyle yapamadın. Kendisi yapıyor ya hocamız. Maşallah takva. Bir gün Halid bin Velid'le savaş meydanında namazımızı bu sefer sen kıldır diyorlar. Ey Halid, ya ben yapmayayım, ben yapamam. Siz varsınız, Abdullah bin Mesud'lar, ne sahabeler, hafızlar, alimler uçuyor. Tamam diyor, zorla kıldırtıyorlar. Namazı böyle Halid bin Velid yine düzgün okuyamayınca, namaz bitince aralarında gülümsüyorlar. Olmadı sanki bu namaz diyorlar. Halid bin Velid göğsünü bir yırtıyor. Yüzlerce kılıç izi. Siz ne anlatıyorsunuz? Ben Seyfullah'ım diyor. Benim görevim Allah'ın kılıcıyım ben diyor. O Allah'ın kılıcı. Öbürü alim hafız. Öbürü Resulullah'ın hizmetçisi. Öbürü bir gram ilmiyle, aşk ve muhabbetle yanıp tutuşuyor. Öbürü Yemen'de bir devenin çobanı, Resulullah Rahman'ın kokusunu alıyorum diyor. Hasan-ı Basri'nin talebesi Habibi Acemi aynı namaz kıldırtıyor, ev sahibi kıldırır diye. Habibi Acemi aynı şekilde namazı tecvitsiz bilmeden kıldırınca, Hasan-ı Basri odaya geçti diyor, gece iade etti namazı diyor, benim bu namazım olmadı. Gece diyor Hasan-ı Basri anlatıyor, Resulullah geldiriyor ama. Ey Hasan-ı Basri, Habibimin arkasında kıldığın namaz hürmetine bütün namazların miraç olacaktı, gittin iade ettin diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri gözyaşlarıyla sabaha kadar o gece ağladım diyor. Arkadaşlar, muhabbet başka bir şey, aşk başka bir şey, Resulullah'a muhabbet başka bir şey. Burada yanlış anlamayın, tabii ki Kur'an'ı öğreneceğiz, tabii ki ilmi öğreneceğiz, tabii ki tecvidle okuyacağız, tabii ki her şeyi bileceğiz. Ama bu herkesin istidadı kadar, kabiliyeti kadar, muhabbeti kadar. Biz kendimiz öğreneceğiz, müminlere de dua edeceğiz, kimseyi eleştirmeyeceğiz, kimseyi kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz. Herkesin hidayeti, herkesin muhabbeti farklı. Senin eleştirdiğin, hakir, hor gördüğün bir adam, Vahşi radıyallahu anh gibi sultanlar sultanı olur. Ondan sonra senin onu hor görüp söylediğin sözler diyor, gelir seni bulur. İmansız gidersin Allah muhafaza. Uhud ders yeridir. Uhud tefekkür yeridir. Uhud muhabbetin kaynağıdır. Uhud Allah'ın Resulü'nün aşkın kaynağıdır. Uhud ümmeti Muhammed'in günahkarlarının beraatıdır. Uhud nice şehitlerin seyidi Hamza'nın kokusunun alındığı yerdir. En son buraya geldiler, dağın eteğinde Hamza Efendimiz'i seyrediyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali Efendimiz, Resulullah Efendimiz'le şu dağ titremeye başlıyor, tir tir koca Uhud. Ey Uhud sakin ol diyor. Senin üstünde bir sıddık, iki şehit var diyor. Bir bakıyorlar birbirine Ebu Bekir, Ömer Efendimiz, Ali Efendimiz. Anlıyorlar ki şehit olacak Hazreti Ömer. Anlıyor ki şehit olacak Hazreti Osman. Uhud'a bakmak diyor gözlere şifadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Uhud diyor canlıdır diyor, canlı, kanlıdır diyor. O Uhud melaikelerin sığmadığı, melekler semada hüngür hüngür ağladığı yerdir diyor. Meleklerin Rabbine yalvardığı yerdir. Ya Rabbi dayanamıyoruz dediği yerdir Uhud. Allah'ım anlamayı nasip eylesin. Allah'ım aşkımızı, muhabbetimizi artırsın. Rabbim şu yaptığımız yolculukta, şu an, bana sorarsanız vallahi şuranın tefekkürü yüz binlerce kez umreden daha değerli. Şahsıma sorarsanız vallahi de billahi de. Şurayı 5 dakika anlarsan namazın değişir, ibadetin değişir, ümmeti Muhammed'e bakışın değişir, komşuna bakışın değişir, insanları kırmazsın, incitmezsin, hakir görmezsin, hor görmezsin, kendi nefsinle uğraşırsın, kendini terbiye edersin. Ondan sonra namazın vallahi de miraç olur. Ondan sonra Efendimiz'e bir gram muhabbetin artar, kim sabah namazından sonra işrağa kadar Allah'ı zikreder, iki rekat işrak namazını kılarsa bir hac bir umre sevabı alır diyor. 100 bin tane umreyi her gün kılarsan işrağını alırsın. Ama bir umre yaparsın aşkla, muhabbetle, İbrahim Halilullah'ı düşünüp. Resulullah Efendimiz buradan akın akın Müzdelife'ye,
Hudeybiye'ye gidip ağlaya ağlaya döndü sahabeler. Onu Hudeybiye'de konuşacağız. Bunları tefekkür edip anladığınızda işte o zaman arkadaşlar umre denen ibadet, işte o zaman hac denen ibadet, işte o zaman buraya gelip de yaptığınız ibadet o zaman keyifli olacak. O zaman cennette Hamza Efendimiz böyle kucağına alacak, sarılacak bize. Maşallah size gelin bakalım diyecek. Rabbim nasip eylesin. Rabbim buraya gelemeyen kardeşlerimize de şurayı anlayıp yaşamayı nasip eylesin. Buranın aşkını, muhabbetini ömrümüzün sonuna kadar yaşamayı nasip eylesin. Rabbim şurada adım atmış bütün sahabelerimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Şuradaki Okçular Tepesi'ndeki hiçbir okçuyu ispiyonlamadı, hiç kimse söylemedi. Bak bunlar sattı, bunlar Okçular Tepesi'ni terk etti demedi. Onlar bizim kardeşimiz hata yaptı dedi. Allah Celle Celaluhu ayet indirdi. O ganimete gidenleri Allah bağışladı dedi. Bizler bugün insanların açıklarını arıyoruz ya, aman hemen perişan ediyoruz ya, aman hemen bir hata yapsın yakalayalım da aman bitirelim işini diyoruz ya. Ya burada 100.000 tane konuşulacak şey var anlayacağınız arkadaşlar. Ama burada tamamlayalım. Allah rızası için El-Fatiha, tamam, assalamu aleyküm.